Bir anda 3 kilo, 5 kilo, belki 6 kiloya kadar varan su tutumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ya Türk milletinin çoğu zaten hücre yapısı fazla olan, genel yapısı obez bir yapıdayız biz. Ben sporcu değilim, sporcu gibi beslenmek durumunda değilim. Hayır, beslenmek durumundasınız. Arkadaşlar, basitçe söylemek gerekirse özellikle çiftlik hayvanlarından tamamen uzak durulmalı. Sigara içmek testosteronu arttırır mı? Biz mesela vücut geliştirmede neden östrojenden korkuyoruz ben hala anlamamışım. Testosteronun artması sağlıklı bir kas gelişimi ya da sağlıklı bir vücut inşa edeceğimiz anlamına gelmiyor. Arkadaşlar herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir soru cevap videomuzda da karşınızdayız. Bugün Nursaç'la birlikte sizlerden gelen soruları yine mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. Soruları soracağız. Ertuğ Bey'e bakalım ne cevap. Ne cevaplar verecek. Başlıyorum o zaman. Cheat meal ne zaman yapabilirim? Bunun için arkadaşlar sabırsızlanıyorlar sürekli. Cheat meal'ı çok fazla soruyorlar. Yani cheat meal için sence en uygun zaman ne zaman? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ya tabii ki öyle bir durum söz konusu değil ama ben cheat meal için açıkçası genellikle benim önerdiğim zaman dilimi bir başarının elde edilmesinin arkasından olmalı. Daha iyi gibi geliyor. Yani belli bir süreç, belli bir diyet izlenir, belli bir aşama kaydedilebilir, belki belli bir forma gelinebilir ve forma geldikten sonra belki ödül olarak yapılması bence çok çok daha uygun. Senin için ne zaman yapılmalı? Yani çok fazla vücudu geriye attığını düşünecek olursak, alerjik etkilerini vesaire bunları düşünecek olursak dediğin gibi belli bir başarıdan sonra hem vücudun evet. dengesiyle oynamamak açısından hem birazcık müsaade etmek açısından vücudun diyete alışmasına açıkçası. Evet. Çünkü haftada bir cheat meal yapınca senin de öğrencin olarak söylüyorum ki odak çok çabuk dağılıyor. Ya odanın dağılmasından da ziyade bir de neyle bozacağımız da çok önemli değil mi? Evet. Yani en basitinden bir kızartmanın, bir içi soğan dolu bir hamburgerin ya da ne bileyim başka alerjenlerin bir anda devreye girmesi, sen de bunu biliyorsun. Üyelerde de bu aynı şekilde karşılaştığımız sorunlardan biri. Bir anda 3 kilo, 5 kilo, belki 6 kiloya kadar varan su tutumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bununla ilgili de arkadaşlar şöyle bir durum var. Yarışmaların Türkiye Şampiyonası'nın ertelendiğini biliyorsunuz. Türkiye Şampiyonası'nın ertelenmesinde yarışmacılarımız da mesela şöyle sorunlarla karşılaştık. Tabii ki ertelendiği için yarışmalar haliyle diyet bozma durumuna girdiler. Ve yarışmacılardan bir hafta içerisinde 10-12 kilo alan arkadaşlarımız oldu. Oldu, evet. Yani bu 10-12 kilonun tolerasyonla maalesef geriye dönüşümlü olarak olamayabiliyor. Bu yüzden diyet bozarken işte arkadaşlar çok fazla düşünmek lazım. Biz genellikle, Nursaç da çok iyi bilir bu süreci. Mümkün olduğunca üyelere bozdururken bile işte şekerli gıdalardan uzak durulması, hamur işleri ya da alerjenlerden uzak durulması, acı soğan sarımsaktan özellikle diyet bozarken uzak durulmasını öneriyoruz. Çünkü çok yüksek vücut atakları daha sonrasından tekrardan geri dönülemeyen ya da dönülmesi çok zor olan süreçleri bizi sokabiliyor. Hatta şunu da bize söylüyorlar öğrenciler. Hocam hani ben 5-6 kilo aldım ama şimdi bunu toparlamak için ne yapabilirim? İşin kötüsü arkadaşlar yediğiniz yiyeceklerin geri dönüşümü ya da forma tekrar hızlı bir şekilde geri dönmek çok da kolay olmuyor maalesef. Çünkü mesela en basitinden bir kızartma tüketildiğinde vücutta oluşan inflamasyon nereden baksak vücudumuzu 7-10 gün boyunca etkileyebiliyor. Yani şöyle çözemiyoruz olayı. Kardiyo yapayım çözülsün. Su içeyim fazla çözülsün. Bazen gerçekten bu kadar da kolay olmuyor çözümler. Peki, sen de bunu kendi hayatında da yaşıyorsun ben de, zaten. Evet, ben de deneyimledim. Yani bünyem aşırı alerjik ve intoleransım çok fazla. Bu yüzden bunu deneyimliyorum. Ama mesela çok da alerjisi olmayan, su tutmayan bireyler yok mu? Yani alerjisi olmayandan ziyade kan basıncı çok yüksek olan, genel olarak zayıf devam eden, hani skinny fat dediğimiz belki, hafif yağlanması olsa bile vücuttaki yağ oranı ya da yağ hücresi sayısı aslında düşük olan bireyler var. Evet, onların tolerasyonları belki benim gibi bir endomorfa göre, bizlere göre ya da çok daha iyi olacaktır bizlere göre ama onlarda bu kadar etki göstermemesi başka birinde göstermeyeceği anlamına da gelmez. Yani bu riski göze almıyoruz açıkçası. Yani genellikle almamaya dikkat ediyoruz. Biz kendi hayatımızda ve çevremizdeki arkadaşlarımıza da böyle öneriyoruz. Arkadaşlar bir de işin kötüsü şu, zayıf olan arkadaşlar şu önerilerde bulunabiliyorlar. Bunu YouTube kanallarında da yapıyorlar, Instagram'da da yapabiliyorlar. İşte bakıyorsunuz zaten adam eski hayatında bir ektomorf. Yağ hücre sayısı çok az, vücut kan basınç dengesi çok yüksek. Adam hamburger yiyor, pizza yiyor, börek yiyor ve ertesi gün yine aynı formda ya da çok az formu kapanmış olarak çıkabiliyor. Ama bu gerçekten alerjik bir bünyeye sahip, kan basıncı düşük bir biri için, en azından kendim için, benim için böyle değil. Yani Türk milleti için konuşacak olursak. Yani pek Türk milletine genellemek, ya Türk milletinin çoğu zaten yağ hücre yapısı fazla olan, hani genel yapısı obez bir aslında yapıdayız biz. Bir de bizde şey vardır ya, annelerimiz ağzımıza tıkar.
çıkar yani. Aman oğlum aç kalmasın. İşte yarışma uçak zamanlarımda geliyor. Ya da yarışma zamanlarımızda şöyle durumlarla karşılaşmadık mı? Babaanneme gittiğimde. Oğlum ne olmuş sana? Bu yanakların çökmüş. Ne bu hal? Hadi biraz pişi ye. Ne ondan sana? Yani bana en çok gelen soru da ben sporcu değilim. Sporcu gibi beslenmek durumunda değilim. Hayır, beslenmek durumundasınız. Eğer bir şey elde etmek istiyorsanız önce siz böyle beslenmek durumundasınız. Genel olarak hep hamur işleri vesaire her şey önünde. Hani ön planda. Amerika'ya baktığımızda tamamen bir büyük bir X large kültürü var mesela orada da. Hamburgerler büyük, pizzalar büyük, ebatlar büyük, insanlar büyük. Ama tabii ki yemenin bize getirdiği mutluluk kadar bir de götürdüğü bir sağlık durumu söz konusu. Bunları da bence göz önüne almak zorundayız. Evet. Yani eğer seninle çalışıyorlarsa ayda bir ya da... Yani bir bence bir başarı elde edildiyse onun arkasından mutlaka ödül olmalı. Ama bu da başarımızı gölgede bırakacak ya da onu çok geriye düşürecek seviyelerde kesinlikle ve kesinlikle olmamalı. Evet, yani haftada bir olmamalı. Bence değil. Bence ayda bir belki bunun karşılığı eğer iyi bir hedefimiz varsa olabilir. Evet, ayda bir. Besin intolerans testi nedir? Ne işe yarar? Besin intolerans testi nedir? İkimiz de yaptırdık bu testi yaptırdık, zaten. Evet. Yani iyi artılarının olduğunu da düşünüyoruz. Besin intolerans testi arkadaşlar aslında bakarsanız çok basitçe vücudumuza giren besinlerdeki bazı partiküller ya da bazı parçaların ya da bazı antijenlerin artık ne dersek diyelim vücutta algılanamaması ya da yanlış algılanması, bunların bir düşman gibi algılanması ve vücudun buna karşı savaşma işlemi aslında. Ve siz bu tür gıdaları tükettiğinizde aslında vücudunuz hasta gibi davranıyor. Yani hasta gibi davranmasının da yanı sıra histaminik bir yanıt geliştiriyor fizyolojik olarak. Ve bunun sonucunda da vücut su ve ödem tutabiliyor. Bunları mutlaka gözlemlemişsinizdir. Mesela gluten sıkıntısı olanlar ya da çölyak hastaları ya da bir deniz mahsulüne alerjisi olan bir birey. Deniz mahsulüne alerjisi olan bir birey bu ürünü tükettikten sonra ertesi gün hızlı bir şekilde kilo almaya başlayabilir. Ya da hamur işi tüketiminde keza. Mesela öğrencilerimizden besin intoleranslarına baktığımız arkadaşlarımızı biliyorsun. Mesela diyet bozmada hamburger yemiş. Hamburger yedikten sonra ertesi gün 5 kilo, 6 kilo hızlı bir kilo alma durumu gözlemlenebiliyor. Bunlar genellikle besin intoleranslarından kaynaklı olabiliyor. Ve tabii ki bunlar genellikle arkadaşlar intolerans testleri bu arada kandan bakılması ve özellikle de IgG antikoru üzerinden bakılması önemli. Çünkü IgG antikoru kalıcı bir antikor. Bunun üzerinden bakılan kan testleri bence direktif konusunda ve bizim hayatımızdaki beslenmeyi şekillendirme anlamında çok yardımcı olabilir. Benim de mesela yine aynı şekilde yarışmacılarımızdan birinde sorun çıktı. Formu açılmıyor ve intolerans testi yaptırdığında kahve intoleransı çıktı. Kestikten sonra hızlı bir şekilde 3-4 kilo verdi. Hocam dedi günlük uyku halim dağıldık. Çok da kendimi zinde hissediyorum. Daha sık idrara çıkıyorum. Daha iyi terliyorum. Daha iyi antrenmanda pump oluyorum. İşte besin intolerans dediğim şey bunların hepsini de aynı zamanda içerisinde barındırıyor. Gerçekten önemli bir durum. Gerçekten önemli. Evet. Yani hastalıklara gerçekten karşı vücudunuzun daha açık ve daha kapalı olmasını bile besin intoleransları belirliyor diyebiliriz. Çiğ et tüketiminde yaşanabilecek sorunlar nelerdir? Çiğ et gerçekten ciddi bir sıkıntı ama genel olarak tabii ki Türkiye'de çok fazla bu sorunla karşılaşılmasa da bizim de hem üyelerimizde karşılaştığımız sorunlardı. Mesela hatırlarsın bir üyemiz tavuğu biraz çiğ tüketiyordu. Daha sonra bağırsakta bir tenya durumu işte oluştu. Bağırsak solucanı oluşma durumu. Daha sonra bununla ilgili bir ilaç kullandı. Hatta bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz. Arkadaşlar basitçe söylemek gerekirse özellikle çiftlik hayvanlarından tamamen uzak durulmalı. Balık çiğ tüketilmesi konusunda oldukça riskli. Kırmızı ette de çiftlik hayvanlarında da özellikle hayvanların yapısına ya da kas yapısına yerleşen parazitler eğer iyice pişirilmediğinde ve bunlar bozulmadığında sizin vücudunuza geçip hastalık yapabilirler ve bunlar ciddi sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Daha sonrasında gelen sindirim sorunları, bağırsak emilim sorunları, ishal kabızlık gibi gelen ve uzun bir tedavi süreci bunların hani düzelmesini sağlasa da bazen ciddi anlamda kalıcı olup çok uzun sürelerimize mal olabiliyor. O yüzden bence et ya tamam hani kupkuru bir et olmasın ama çiğ de yenmesin yani. Yumurtayı da buna dahil edebiliriz. Bence de. Bir kere yumurta her şeyden önce salmonella'nın yayılabileceği en genel kültürlerden biri. Çiftlik hayvanları bu konuda çok riskliler. Evet. Yumurta kesinlikle pişmiş tüketilmeli. Pastörizasyon işleminden geçmesi lazım. Mesela likit yumurta akları, toz yumurta akları pastörizasyon işleminden geçmiştir. Bunlar paket ürünlerdir ve bu şekilde pastörizasyon işleminden geçtiği için kullanılabilir. Ama normalde alıp da bir çiğ yumurta içmek tabii ki kesinlikle ve kesinlikle doğru olmayacaktır hastalıklar açısından. Peki yani üyeniz tavuğu çiğ mi tüketiyordu? Daha sonradan şöyle, çocuğun tahlilleri geldi Cemil. Çocuk da değil yani adam.
tahliller geldikten sonra ben tahlillerine bir baktım. Genel kan değerlerinde şimdi özellikle eozinofil dediğimiz bir değer var. Ve eozinofil değeri bağırsakta tenya, bağırsak kurdu gibi durumlarda ya da alerji durumlarında yükselir. Ani bir yükselme var. Açıkçası doktoru da şey demiş, hani çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama çocuğun bağırsakta sancısı var. Bana söyledi, hocam ciddi hazım sorunları çekiyorum, ciddi hani kabızlık gibi sıkıntılar var ve ağız kuruluğu yaşıyorum dedi. Ben değerlerine baktıktan sonra eozinofil değerinin yüksek olduğunu gördüm. Dahili uzmanı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum demiş ve yollamış. Ben de özellikle üstüne basa basa dedim ki bir tahlil yaptıralım, bir gaitaya da bakılsın. Gaitaya bakıldıktan sonra ortaya çıktı bu durum. Ondan sonra da tedavisi başlandı. Dedim ki ona hani ne tüketiyorsun? Genel olarak bana söylediği şey, hocam tavuğu pek öyle aşırı pişirmeyi sevmem, ben sulu severim, sulu yerim dedi. Tabii işte tavuk bu konularda çok da affeden bir gıda değil maalesef. Daha sonradan düzeldi ama tedavisiyle. Tansiyon düşüklüğünde ne yapmalıyız? Spor salonunda tansiyonum düştü hocam. İşte açlıktan tansiyonum düştü. Ne yapmalıyız? Senin tansiyonun ne zaman düşer? Ne zaman düşmüştür? Yani bayıldığımda düştüğünü yani bayılmak değil ama mesela hangi hareketleri yaparken ya da ne olduğunda, neyi yapmadığında tansiyon yani düşer? Yani öyle bir şey yok şu anda aklımda. İlk başladığımda herhalde tansiyonumun düştüğünü düşünüyor da olabilirim. Mesela şundan bahsetmek ister misin? Genel olarak mesela aşırı kahve tükettiğinde, aşırı Nescafe tükettiğinde mesela bunu destekliyor mu mesela? Hayır, kahveye toz konduramam bunu. Kahveye toz konduramazsın. Ama mesela bazı kişilerde özellikle intolerans yapabilecek gıdaların ya da bu tür hani kan basıncını aşırı düşürebilecek, ağır olabilecek gıdalar bence kan basıncını düşüren etkileri de sahipler. Mesela eğer ağır bir yemek yeniyorsa ya da yemekle antrenman arasındaki zaman aralığı iyi ayarlanmamışsa, tansiyon düşebileceği gibi mesela antrenmandan önceki öğünde yeterince sodyum alınmamışsa yine bence tansiyon düşmesine sebebiyet verebilir. Özellikle su ve elektrolit dengesi bence tansiyon düşmesini biçimlendiriyor. Özellikle de mesela bacak gibi ağır bir bölgenin çalışılması aşamasında yemeğin erken tüketilmesi ya da antrenmana yakın zamanda tüketilmesi, yeterli sodyum alınmaması, yeterli vitamin ve mineral takviyesinin alınmaması bence yine tansiyon düşmelerine neden olabilecektir. Bunu da mümkün olduğunca yerine koymak için arkadaşlar antrenman esnasında 1 litre su içerisine 1 çay kaşığı kadar cips sodası atıp biraz da içerisine limon sıkıp ya da bir maden suyu tüketebilirsiniz. İçine sodyum atıp bu şekilde tüketirsek tansiyonumuzun dengelenmesine bir nebze olsun daha katkı sağlayacaktır ama ani tansiyon düşmeleri durumunda tabii ki yere uzanarak ayağımızı yukarıya doğru dikmek yine beynimize daha fazla oksijen ve besin taşımasını rahatlatacağı için de tansiyon düşmelerine bir nebze olsun katkı sağlayacaktır. Peki diyetteyken diyette olduğumuz için tansiyon düşüyor mu? Diyette olduğumuz için düşük kan şekeri oluştuğunda buna bağlı olarak tabii ki tansiyon düşüklükleri görülebilir. Ama özellikle ben her zaman söylerim ki tansiyon düşmesinin birincil nedeni evet kandaki glikoz derişiminin azalması olabilir. Ama bunun yanında esas önemli olan şey sodyum seviyesinin düşmesidir. Yani bizlerde arkadaşlar genel şöyle bir sıkıntı var. Biz tuz yemekten korkuyoruz diyetlerde. Evet. Ve tuz aslında evet yani ama tuz burada çok önemli bir değişken. Sizin daha iyi bir performans sergilemenizi, daha iyi antrenman yapmanızı, daha iyi pump olmanızı, kendinizi daha iyi enerjik hissetmenizi ve kan basıncınızın korunmasında çok önemli. Yani düşün antrenmana giriyoruz. Kanter içinde kalmışsın. Girdikten çıkana kadarki süre içerisinde ve hiçbir şekilde sodyum almadan bunu yapmaya çalışıyorsun. E attığın minerali bir şekilde vücutta yerine koymak zorundasın. Çünkü tuz sinirsel iletimde önemli, sindirimde önemli, her yerde önemli arkadaşlar. Kullanmak zorundasınız yani. Kan basıncının korunması için çok çok önemli bir yere sahip. Pekala. Sigara içmek testosteronu arttırır mı? Ya bununla ilgili tabii kötü mesaj vermek çok doğru değil ama bununla ilgili gerçekten yapılmış çalışmalar var. Sigaranın arkadaşlar nikotinin özellikle DHT derişimi üzerinde etkiler yarattığına, sigara tüketiminin uzun süreler aslında sigara tüketen bireylerin tüketmeyen bireylere göre daha fazla testosteron ürettiklerine dair çalışmalar var. Burası doğru. Evet. Ama tabii ki bunun bir de kötü tarafı var. Çünkü testosteron yüksekliği arkadaşlar aynı zamanda kardiyovasküler hastalık riskini arttırabilmekte. Hı hı. Ve kalp damarlarında özellikle tıkanmalara neden olabilmekte. Yani testosteron yüksekliği evet vücut geliştirme için bir artı, kas gelişimi için bir artı, mod yüksekliği için bir artı olabilir. Ama testosteron yüksekliği gerçek anlamda sağlıklı bir şey değil. Çünkü kalp damarlarımızın da tıkanmasına neden olabilir. Mesela biz östrojenlenip vücut geliştirmede korkarız. Ama vücut geliştirmede mesela östrojenin en önemli yönlerinden biri. Biz mesela sürekli şunu yapmaya çalışırız. Aman soya yeme, östrojen oradan gelir. Aman domates yeme, o östrojenini arttırır. Aman östrojenin yükselirse antrenman yapmazsın, kadın gibi olursun. Aslında arkadaşlar tam tersine östrojeniniz belli bir seviyelerde olmak zorunda ki kardiyovasküler hastalık riskiniz de en aza insin.
Kalp krizi riskiniz de en azı insin. Çünkü östrojenin kalp krizi riskini önleyici etkisi var. Kan damarlarını vazodile ettiği, genişlettiği için. Ama testosterona baktığımızda testosteron ise kan damarlarını daraltıyor ve kanın geçişini aslında zorlaştırabiliyor. Burada iki tarafı var. Evet, sigara içmek testosteronu arttırabilir. Ama testosteronun artması sağlıklı bir kas gelişimi ya da sağlıklı bir vücut inşa edeceğimiz anlamına gelmiyor. Buradan şunu bağlayabilir miyiz? Hani erkeklerde kalp krizi riskinin kadınlara göre daha yüksek olmasının nedeni? Aslında testosteron yüksekliği olarak bağlanabilir. Sigara başlangıçta bu arada 50'lerde ya da 40'larda diye hatırlıyorum. İşte koşu bandı üzerinde sigara içerek koşu yapan insanlar ve sağlıklı olarak dayatılmış. Çünkü bir de şöyle bir etkisi var. Su atıcı etkisi. Aslında sigaranın su atıcı etkisi de birazcık şuradan geliyor. Ben açıkçası ne sigara, ne nargile, ne de bu türevleri seven, kullanan biri değilim. Hiçbir zaman da önermiyorum ama burada şöyle bir durum var. Mesela sigaranın ya da nargilenin hafif miktarda su atıcı etkilerinin olduğunu az çok sosyal medyadan gözlemliyorsunuz. Bu aslında sağlıklı bir su atımı değil. Neden diyecek olursak aslında yaptığı işlem de şu. Sigaranın bizim al yuvarlarımızdaki hemoglobini aslında karbon monoksitinin, sigaradan gelen karbon monoksit ve karbondioksitin bizim al yuvarlarımıza bağlanması, kanımızdaki oksijen seviyesinin düşmesi aslında vücudu adrenalin ve noradrenalin seviyelerini artırmaya, kortizol seviyesini arttırmaya itiyor. Aslında bunların hepsi bir arada su atımını bir nebze olsun destekliyor. Özellikle sigara içtiğimizde azalan oksijen seviyeleri kalbimizdeki çarpıntı hissini daha fazla arttırmakta. Bu da atrial natriuretik peptit seviyesini artırarak vücuttan sodyum uzaklaştırmasını sağlamakta. Bunlar doğru. Bu sağlıklı bir yol mu? Kesinlikle bence değil. Bacakları nasıl büyütebiliriz? Bacaklar arkadaşlar belki vücut geliştirmede tabii ki genetik olarak bir avantajı yoksa bireyin. Yani daha önce geçmişinde futbol oynamamıştır, basketbol oynamamıştır, hiçbir spor geçmişi yoktur. Bu tür bireylerde gerçekten bacak kaslarının büyümesi çok zor. Çünkü bacak kasları arkadaşlar çok güçlü kaslar, zorlanması çok zor, eşik değerine getirmek çok zor. Bu nedenle genel olarak hani büyük bacaklara sahip bireylere baktığımızda ya geçmişinde bir futbol vardır, ya bir basketbol vardır. Ya da bu tür bir sporla ilgilenmiştir ki iyi bir bacağa sahip olsun. Squatlar mutlaka, leg press'ler ciddi anlamda. Arka bacak için yine aynı şekilde leg curl, ağır çalışmaları. Özellikle işte Romanian deadlift dediğimiz yine arka bacağı hani harekete geçirebilecek, izole edebilecek hareketler. Ama kesinlikle ve kesinlikle bacak arkadaşlar ağır çalışma istiyor, ağır çalışmayı seviyor. Başka türlü bacakta o acı ve ağrı hissini oluşturmanız çok zor. Sırt için aynı şeyi söyleyebiliriz herhalde. Yüksek ağırlıklarla mı çalışmak gerekiyor? Yani sırt şöyle, sırtta hissetmek çok önemli. Ve maalesef en çok yaşadığımız sıkıntılardan biri ben sırtımı hissedemiyorum. Evet. Sorunu. Sırt arkadaşlar, sırtta da şöyle bir püf noktası var. Sırt kasılma noktasında beklemeleri çok sever. Muazzam. Yani siz hareket alacaksınız. Bir row hareketi yapıyorsunuz. Hareketi aldınız. İyice çektiniz. Tam contraction, tam kasılmaya iyice çektiniz. Ve tam kasılma noktasında beklemeler sırttaki acıyı daha çok arttırıyor. Aslında no pain no gain'den de anlayacağımız gibi ya da artık acı, mekanik gerilim gibi kavramları artık son yıllarda çok kullanmaya başladı. Mekanik gerilimin maksimum olması sırtta büyümeyi de maksimum seviyelere çıkarıyor. Ama ister bacak olsun, ister sırt olsun, bunun sınırlarını belirleyen şey genetik altyapı ve spor geçmiş. Yağ oranı yüksek bireylerde östrojen daha yüksek midir? Evet, daha yüksektir. Herkes de böyle olmak zorunda değil. Ama burada şöyle bir durum var. Yağ hücrelerimiz aromataz dediğimiz bir enzimin sentezlenmesinden de sorumlu. Ve aromataz enzimi vücuttaki testosteronun aynı zamanda östrojene dönüşümünü sağlıyor. Eğer vücudunuzda testosteron fazlaysa daha kuru, daha yağsız bir fiziğe sahip olursunuz genel anlamda spor da yapıyorsanız. Ama östrojen seviyeniz arttıkça östrojenin özellikle nefronlar üzerindeki su tutucu etkisini de düşünecek olursak daha sulu ve daha yağlı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Östrojen çünkü aynı zamanda yağ hücreleri üzerinde de yağ sentezini arttırıcı etkilere sahip. Evet, ikisi arasında bir denge var ama arkadaşlar tüm insanlarda da bu denge genel olarak biz eğer dışarıdan müdahale etmiyorsak korunur halde. Herkesin belli bir seviyesi var. Belli bir testosteron seviyesi, belli bir östrojen seviyesi. Burada zaten biraz önceki konuşmamda da anlattım. Yapılmaması gereken şey şu. Biz mesela vücut geliştirmede neden östrojenden korkuyoruz? Ben hala anlamamışımdır. Anabolik steroid kullanan arkadaşlarımızdan bahsetmiyorum arkadaşlar. Sedanter bireylerden bahsediyorum. Evet. Sedanter bir birey için östrojen bulunmaz bir Hint kumaşı. Kaslarınızı besleyen o. Kalp damar sağlığınızı besleyen o. Genel olarak pirinç mi tercih edersin? Pirinç kremalarını tercih eder misin?
neden? Pirinç tercih ederim. Paketli her üründen uzak durmaya çalışırım diyet dönemlerinde. Pirinç kremalarının tatlandırıcısından korkarım eğer bu tatlandırıcıysa. Ben pirinç unuyla kıyasladım mesela. Pirinç unu sinirimi hızlandıran bir şey bu arada normal pirince göre. Ama yine de ne dersen pirinç derim herhalde. Ben seyrek olarak yine rice cream tarzı ürünlerin kullanılabileceğini düşünüyorum. Çok seyrek olarak ama sıklıkla kullanımı tabii ki eğer birinde sindirim sorunu yaratmıyorsa bence rahatlıkla kullanılabilir. Ama sende de bende de galiba bazen yaratabiliyor. Yani bizde sorun yaratmayan hiçbir şey yok. Aynen. Bizim vücudumuz biraz bizim, sıkıntılı. Evet. Sence ev yemekleriyle kas geliştirilebilir mi? Ya da bu gelişim nereye kadar ilerler? Keşke geliştirilebilse. Ne istediğimize bağlı olarak değişiyor. Eğer çok çok iyi bir genetiğin vardır. İşte Mahmut Irmak gibi mesela. Boyoza da gelişirsin herhalde öyle bir durumda. Ama yani sen ben ki normal insanlar ev yemekleriyle gelişemiyoruz maalesef. Ne zaman ki beslenmemizi düzene oturttuğumuz vakit gelişmeye başlıyoruz. Yani bir şekilde bir protein dengesinin öyle ya da böyle korunması gerekiyor. Yani protein girdiğinde işin içine yani bir şeyler değişmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz. Ben şu görüşte değilim. Şurada biraz ayrılıyor olabiliriz. Eğer hani ortada bir imkan yoksa, bir maddi imkan yoksa ev yemekleriyle kas gelişir mi? Belki istendiği hızda gitmez. Burası kesin. Çünkü alerjenler girecek devreye, sindirim zorluğu yaratabilecek, belki makarna gibi ürünler girecek, hamur işleri girecek. Evet bunlarla iş çok zor ilerleyebilir. Özellikle de genetik sıkıntılar varsa. Ama imkan yoksa tabii ki bu şekilde de ilerlenmek zorunda olabilir. Tabii ki de arkadaşlar iyi bir beslenme, vücut geliştirmede ve iyi bir fizikte çok önemli. Protein alımı çok önemli. Ve buna bağlı olarak da tabii ki iyi bir düzenle ev yemeklerini karşılaştıracak olursak, iyi düzende olan muhtemelen genetiği kötü olsa bile belki diğerine göre daha hızlı gidebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar sorularımıza burada ara veriyoruz. Gelecek bölümde yeni sorularla birlikte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.